Selamlar. Bugün TÜİK enflasyonu açıklamıştı. Onun üzerine biraz konuşalım. Şimdi TÜİK'in açıkladığı %70'lerden %73,5'lara gibi bir şey açıkladı. Yani %2,98 ne diyor? Yani %2, %3 artış oldu. Yani arkadaşlar ben dün kola almaya gittim. Coca-Cola 13 lira olan Coca-Cola 17,5 liraydı. Yani bu 3 harfli marketlerde en ucuz satanlarda. Sonra aynı şekilde sodalarda öyle katlamıştı kendini. Kalay bir zamlar vardı. Gördük yani. Sonra sadece onda değil yani peynir alıyordum. Yani ilk birkaç ay önce gittim galiba aldım peynir. Tulum peyniri. 45 liraydı. Sonra gittim. Tam bu şey açıklandı. KDV indirimi de işin içine girdi. KDV indiriminden sonra gittim. Bir daha aldım aynı yerden aynı peyniri. 75 lira oldu. Bugün gittim. Yani bir de KDV inmiş yani %10'luk. O inmese 85'e satacakmış o gün. Şu an gittim yani 110 lira bugün. Yani almaktan vazgeçtim arkadaşlar. Yani bu kadar fiyat artışının olduğu bir yerde, bir ülkede TÜFE'nin %3 aylık enflasyon açıklaması yani çok gülünç, komik ve yanlış bir şey arkadaşlar. Şunu da görüyoruz ki yani TÜFE aldığı şeylerin fiyatını yani o bilgisini aldığı sepettekilerin fiyatını açıklamayacakmış. Yani mesela örnek veriyorum yani çaya %40 %50 zam geldi arkadaşlar. Yani 40 liradan 60 liraya %50 zam geldi. Çaya kaç zam geldi? Hani bunu TÜFE zaten herkes biliyor. Bir tek TÜFE bilmiyor herhalde. Dolayısıyla böyle %3 gibi bir rakam açıklaması çok yani benim tersime geldi. Mantıken bunu açıklamaması gerekiyordu. Mantıken şunu yapmaya çalışıyor olabilir. Enflasyona endeksi bilmem ne çıkaracak. Faiz. Enflasyona endeksli faiz çıkaracaklar. İşte o enflasyona endeksli faizin şu an enflasyon operasyonunu izliyoruz arkadaşlar. Yani enflasyonu nasıl düşük gösterelim? Zaten hani devlette çalışanların falan birçok kişinin maaşı enflasyonla orantılı olduğu için daha bu aydan %35'e vurdu yani maaş yani. Şöyle enflasyon sıfır çıksa bile Haziran ayında %35 zam alacak. Diyelim enflasyon %5 çıktı o zaman %35 %40 oluyor. Benim hesabıma göre Temmuz'da %35, Aralık'ta %30 zam alırız ama muhtemelen bir 5 puan daha üstünde zam olabilir ya da 5 de olmaz %38 3 puan olabilir. Ama bunların bu şekilde gösterilmesi yani işin çığırından çıktığını gösteriyor. Şu an bakıyorsun 73,5 bunu 2 ile çarpıyorsun 150. Hani 150 gibi yani 150 145 gibi düşün. Şimdi burada bir tane daha şey var. Bu 5,6 arttı diyor aylık da. Yıllıkta da %160 oldu diyor. Yani yıllıkta %160 oldu. Bunu ikiye bölsen daha 80 ediyor. Yani bari birazcık daha yüksek yani şöyle 80'e kadar yani yarı yarıya düşük diyelim ama yani bizim cebimizden çıkan harcamalar %160 olarak küçülüyoruz. Yani bizim kazandığımız maaşlar %160 olarak eriyor. Benim mantıken doğru olduğunu düşündüğüm anket bu anket arkadaşlar. %160 maaşımız eriyor. Onun yarısı kadar bile zam alamayacağız. Niye? Enflasyona şu an operasyon oluyor arkadaşlar. Yani bu rakamlar nereden geldiyse yani o kadar çay zam, o kadar bir sürü şeyin zammı yani daha dün gittik, bugün gördük. Bu zamlardan sonra hani yoğurda falan gördük yani o zamları. Bu zamlardan sonra %3 enflasyon demek yani akla mantığa bir de faiz düştü arkadaşlar. Faiz düştü. Ne oldu? Faiz düştü. Konutlar %12, %13 arttı. Ne oldu? Konut endeksini bilmem kaç gösteriyormuş. %1, %2 gösteriyormuş. Kardeşim konuttan %1, %2 ya yani bayağı bir geldi yani. Bayağı bir geldi. Konuttan bayağı bir geldi işte burada gözüküyor. Dolayısıyla bu rakamın hani gizlesen 5 puan hani 75 deseydim çok iyi olurdu yani o bilen yani gizleme olurdu ama %3 demesi yani çok hoş olmamış bu TÜİK'in.
Bence burada bir operasyon yapılıyor. Yakında da işte enflasyon korumalı şeyi yapacağız, çıkartacağız derler. Bu enflasyon korumalı bu şekilde korurlarsa, enflasyonu böyle rakamlarla oynayaraktan korurlarsa, zaten enflasyon korumada koruma işine giren vatandaşlar, oraya para yatıran vatandaşlar, bırakın korunmayı, hava alıp da çıkarlar o işten arkadaşlar. Bu işler böyle yani. Bakın bakalım, birinde %73, diğerinde %160. O zaman kime güveneceğiz? Yani neye göre koruyacaksınız bizde? 73'e göre mi koruyacaksınız? Dolayısıyla anlatmam o ki, bu tefe tüfelerde bir operasyon çekiliyor arkadaşlar. Ben bunu görüyorum. Bundan önce pek takip etmiyordum. Takip ettiğim kısım şuydu. Enak olarak takip ediyordum. Çünkü ben kendim de hesapladım. Kendi hesaplamam buna birebir yakınlaştı. Kanalda da var. Ya bununla alakamız yoktu. Ama burada değişik bir şeyler dönmeye başladığını sezdim. Bunu da sizinle paylaşmış oldum. Herkese iyi günler.